Müge Anlı ve ekibi geçen yaz öldürülen Muhammed Burhan'ın cinayetindeki sır perdesini aralamak için yoğun bir çalışma içinde. Şimdiye kadar maktulün arkadaşlarını işaret eden şüphe okları bir anda yön değiştirdi. Peş peşe ortaya çıkan görgü tanıkları cinayette Fatma Burhan ve sevgilisinin parmağı olduğuna işaret ediyor. 3 haftadır konuşuyoruz. Oltaydı, balıktı, bilmem neydi. Yeni anladık. Ama sen biliyordun. Ve sen bu adama döndün, sen mi yaptın dedin. Herkes arkadaşlarından şüphelendi. Müge Anlı ise cinayetin düğümünü çözmek için yasak ilişkinin peşinden gitti. Selam Bey, cinayetin olduğu gün orada köprünün üzerinde telefondan gördüm. Hayır, yalan konuşuyor. Nehir kıyısındaki infaz sonrası şüpheler bir anda yön değiştirdi. Kaçta görsen? 7-7.5 civarıydı. Hepsi kurulmuş. Allah var yukarıda. 27 yaşındaki Muhammed Burhan iki çocuk babasıydı. Geçen yaz öldürülmesi sonrası ekipler önce ilk akla gelen ihtimalin peşine düştü. Bir cinayet işlendiği zaman şudur amaç. Bir menfaatin olması lazım. Fatma Burhan'ın şüpheleri gibi üzerlerinden çıkan barut izi de Ercan Şilli ve Deniz Ürker'i işaret etti. Ancak ikili aylar sonra serbest kaldı. Sen de Deniz'i duydun, gittin ifade verdin. Deniz'in karısıyla da benim kocam yazışıyordu dedi. Ercan'ın Deniz'den bir menfaati olması lazım. Ya da Ercan'ın Muhammed öldükten sonra bir menfaati olması lazım. Var mı diyorum size? Ya ben onu bilemem. Ercan, Muhammed'i öldürdükten sonra Muhammed'in karısını alıp mesela gezdi mi? Burhan'ın öldürülen eşinin arkadaşı Selami Şen'le aşk yaşadığı iddiasıysa Müge Anlı'nın dikkatinden kaçmadı. Muhammed öldükten sonra kimin menfaati oldu? Ben oturur ona bakarım. Şüpheler ve görgü tanıkları adım adım o isimde yoğunlaştı. Eşim Muhammed Recep Şilli evde olsun olmasın sürekli olarak evine gidiyordu. Gidişlerinde genellikle Fatma Şilli'nin evde yalnız olduğu zamanlara denk getiriyordu. Allah senin belanı versin. Sanırım ben aralarında bir ilişki var. Fatma Burhan'sa ısrarla başkalarını suçlamaya devam etti. Selam Bey, cinayetin olduğu gün orada köprünün üzerinde telefondan gördüm. Hayır, yalan konuşuyor. Kaçta görsen? 7-7.5 civarıydı. O günü ben hiç kendi tarlama dahi gitmedim. Bizzat bana söyledi. Ben oradaydım dedi. 4-5 gibi buralardaydım. Hele de balık tutan kimseyi görmedim. Balık tuttun, ne zaman geçtin çiftliğin orada? Geçmedim ki. Niye söyledin o zaman? Hepsi kurulmuş. Allah var yukarıda. Aynen var. Hazretleri... O yüzden de sen bana hazretleri falan şimdi karıştıracaksan sen eğer. Sen önce gidip akrabanın karısıyla beraber olacaksın. Erkek kardeşinin kızı bizzat yeğenin demedi mi o gece bize Hürrem'le beraberim dedi. Alın işte size mesajı ama Hürrem'e...